İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler. Abdülhakim Arvasi rahmetullahi aleyh. Ahirette kurtulmak için. Bu zat bir sohbetinde buyurdu: evlatlarım, ebedi saadetler versin size Allah'ım. Bizlere doğru yolu ihsan etti Rabbimiz. O göstermeseydi, bulamazdık onu biz. Allah'ın biz kullara gönderdiği Resûl'e inandık, iman ettik bin canla, bin gönülle. Zira iman etmekle umulur sonsuz necat, iman etmeyenlerin sonu olur fecaat. Senelerdir imanı anlattım camilerde. Anlayan üçü beşi geçmemiştir yine de. Dediler ki, efendim, anlamadık bunu biz. Bu sözü biraz daha izah eder misiniz? İmanın altı şartı kitaplarda yazar hep. Okuyup ezberlemek bu kadar zor mu acep? Buyurdu, âmentü'yü bilip ezberlemekle, imanın hakikati kolayca geçmez ele. Asıl iman şudur ki, kul korkarak Allah'tan, çok küçük olsa bile kaçınır her günahtan. Mesela, kul hakkını düşününce bir mü'min, ayağını uzatıp yatamaz rahat, emin. Bir günde buyurdu ki, iman eden bir insan, kendi yaradanına eder mi günah isyan? İmanın görünüşü vardır çok Müslümanda. Yani hakiki iman bulunmaz her insanda. Zira buyuruyor ki kitabında Rabbimiz, ey iman sahipleri, kâmil iman ediniz. Yani Cenab-ı Allah buyurur ki mealen, ey hakiki imana erişmeyenler halen, günahtan kaçarak ve çok yaparak ibadet, imanı hakikiye kavuşun en nihayet. İmanın hakikati bir sevgidir, bir haldir. Böyle iman edene isyan etmek muhaldir. Çünkü o içtenlikle inanmıştır Rabbine. Asla isyan edemez onun emirlerine. Bir günde buyurdu ki, kim isterse tam huzur, doğru iman itikat edinmeye mecburdur. Yani inanan insan ehli sünnet üzere bir iman ve itikat edinmeli ilk kere. Sonra da öğrenerek neyse farz ve haram, farzları eda edip günahtan kaçmalı tam. Çünkü asıl maksat ve gaye de şu dünyada kavuşmaktır doğru bir iman ve itikada. Bir insanın şerefi zira iman iledir. Asla mal ve makamda ve mevkide değildir.
kuvvetli bir imana kavuşabilmek için çok gayret sarf etmesi lazım gelir kişinin. Ahirette imanı olanlar kurtulacak. Ehli sünnet üzere olmalı bu da ancak. Gelin ey aşıklar gelin, hu Mevlam hu, hu. Bu menzil uza benzer, hu Mevlam hu, hu. Nazar kıldım şu dünyaya, hu Mevlam hu, hu. Kurulmuş tuzağa benzer, hu Mevlam hu, hu. Bir pirin eteğim tuttum, hu Mevlam hu. Hu Mevlam hu, hu. Her biri bir dağa benzer, hu Mevlam hu, hu. Çalla derviş Yunus çalla, hu Mevlam hu, hu. Sen özünü Hakk'a bağla, hu Mevlam hu. Ağlarsan kendine ağla, hu Mevlam hu, hu. Elden vefa yola benzer, hu Mevlam hu. Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanın asıl maksadı. İnsanın maksadı, yani hep arzu ettiği şeyler onun mabudu olur. Maksudun mabudundur sözü meşhurdur. Câsiye suresinin 23. ayetinde mealen, nefsinin arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü buyuruldu. Ehl-i sünnet âlimleri, insanın maksudu, yani hep arzu ettiği şeyler onun mabudu olur buyurdular. Allahü Teala insanları başıboş bırakmadı. Her istediklerini yapmaya izin vermedi. Nefislerinin arzularına taşkın ve şaşkın olarak tabi olmalarını, böylece felaketlere sürüklenmelerini dilemedi. Rahat ve huzur içinde yaşamaları ve sonsuz saadete kavuşmaları için arzularını ve zevklerini kullanma yollarını gösterdi. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyan kul mesut ve rahat olur. Nefsinin isteklerine, arzularına uyansa zelil olur. Çünkü nefs Cenab-ı Hakk'a düşmandır. Zira bir hadis-i kutsi'de Allahü Teala nefislerinizi kendinize düşman biliniz. Çünkü nefisleriniz bana düşmandırlar buyurmuştur. Ebu Bekir Kettani Hazretleri sevdiklerine nasihat ederken, hakiki mümin, nefsi istediği halde dünyadan yüz çeviren, Resulullah Efendimizin yolunda ve izinde yürüyen, gayesi ahiret olan, cömert olup Rabbine yönelendir buyururdu. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bir insanın maksudu, özendiği, sağ kaldıkça ele geçirmek istediği, ve ele geçirmek için her zillete alçalmaya katlandığı, hiç vazgeçmediği şey, bu maksudu, mabudu olur ve bu hali ibadet olur. Bunun için bir kimse maksadına kavuşmak için, Allah göstermesin, İslamiyet'in dışına çıkarsa, farzlardan birini bırakır bir haram işlerse, namazı,
orucu bırakırsa, bu maksudu onun mabudu olur, ilahı olur. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri, insanların kendisini övmelerine, yermelerine aldırmaz ve onlara, bir kimse ibadetlerini yapar, hep Allahü Teala'yı hatırlarsa, dünya, yani insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeyler ondan uzaklaşır. Allahü Teala'yı hatırlamaktan gafil oldukça da dünya ona yaklaşır. İbadetlerden ve Allahü Teala'yı hatırlamaktan maksat dünyayı kendinden uzaklaştırmak içindir buyururdu. Ahmet Gazali Hazretleri insanlara sık sık vakitlerini boş geçirmemeleri için şöyle nasihat ederdi. İnsanlar bu alemde yolculuk halindedirler. Onların ilk konakları beşik, sonuncusuysa kabirdir. Hakiki vatan ya cennet veya cehennemdir. İnsan için ömrünün en kıymetli sermayesi vakitleridir. Şehveti ve şehevi arzuları yolunu kesen eşkıyadır. Kazancı ve kârı, cenneti ve oradaki ebedi nimetleri elde etmek, Allahü Teala'nın rızasına ve cemaline mazhar olmaktır. Zararsa cehennemde çeşitli azaplara maruz kalmak, Allahü Teala'nın rahmet ve cemalinden uzaklaşmaktır. Kim cennete girmek isterse vakitlerini Allahü Teala'nın beğendiği şeylerle geçirsin. Din büyüklerinden Ahmet Sarban Hazretlerinin çok huysuz ve geçimsiz bir hanımı vardı. Bu hanım kocasını ziyarete gelenlere, "Siz bu heriften ne medet umuyor, ne hayır bekliyorsunuz, sizin işiniz yok mu?" diyerek bağırırdı. Bir gün bu zatın talebeleri hem bu durumu düşünüyor hem de birbirleriyle şöyle konuşuyorlardı. "Acaba nasıl oluyor da hocamız böyle bir hanımla yaşayabiliyor, bir arada geçinebiliyor?" Onların bu düşüncelerini anlayan Ahmet Sarban Hazretleri şu cevabı verdi. "Dostlarım, mesele sizin zannettiğiniz gibi değildir. Benim böyle bir kadına tahammül etmem nefsani bir hevesten değildir. Bu bizim talebelerimize verdiğimiz bir derstir. Maksat, çirkin huylu insanlarla da iyi geçinmektir. Sizin elinizdeyse nefsinizi içinizden atın, bana öyle gelin. İşte bu kadar." İnsanlar zor zamanlarda bir zorlukla karşılaştıklarında müdara yapamazlar, yani insanları idare edemezler. Böyle zamanlarda herkes içindekini ve gerçek yüzünü dışa vurur. Bencil bencilliğini, fedakar fedakarlığını, hain hainliğini gösterir. Bu problemli zamanlar bir imtihandır. Böyle durumlarda insanın maksadı, gayesi neyse o meydana çıkar. İlim tahsilinde maksat, niyet bozuksa netice felakettir. Tam tersi, maksat ve niyet düzgünse netice selamettir. İnsanın ilmi arttıkça, Allah'a sevgisi arttıkça, nefsinden soğumaya, nefret etmeye başlar. Bu hale kavuşmak Allahü Teala'nın o kuruna lütuf ve ihsanıdır. O kurunu sevdiğinin alametidir. Rüveym bin Ahmet Hazretleri, insanın okumaktan gayesi kalbini kötü huylardan temizleyip faziletlerle süslemek, gelecekte ise Allahü Teala'ya yakın olmak ve yakınlık mertebesine kavuşmak olmalıdır. Bilgisiyle riyaset, servet, makam, cahillerle münakaşa ve akranlarına üstünlük gayesi göstermemelidir buyurmuştur. İslamiyet bir ağaç gibidir. Kökü iman, gövdesi ibadet, meyvesi ise ihlastır. Kalp, dünya arzularından, nefsin isteklerinden birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe ahireti sevemez, oraya hazırlanamaz. Bunun için asıl marifet, asıl maksat çok para, mevki, makam kazanmak değil, kul olmak ve çok sevap kazanmaktır. Hayatın Roman. Sararan Balıklar.
Efendim, ben Ömer Akpınar. Bundan seneler önce İstanbul'da bir balık firmasının teknik kontrolörlüğünü yapıyordum. Bu firma Türkiye genelinden temin ettiği her çeşit balığı ihraç ediyor. Bunun yanı sıra Norveç, İsveç gibi devletlerden de balık ithal ediyordu. Balık çok kısa zamanda bozulduğu için özellikle milletler arası ithalat ve ihracatta geçecek zamana göre iyi muhafaza edilmeliydi. Bu münasebetle İstanbul merkezindeki soğuk muhafaza tesislerinden firma olarak ihtiyacımız oranında istifade ediyorduk. Benim görevim de bu soğuk muhafaza tesislerindeydi. Bilhassa Eylül aylarında denizlerimizde çokça çıkan lüfer, palamut gibi leziz balıkları depolama ihtiyacı duyardık. Marmara ve Karadeniz'de tutulan balıkları hiç vakit kaybetmeden aynı gün kasalanıp soğuk hava tesislerine getirilirdi. Depoda temizlenip ambalajlanan balıkların şoklamaları yapılırdı. Şoklama dediğimiz metot balıkların şok dondurma işlemine tabi tutulmasıydı. Kiralanan soğuk muhafaza odasında -20 derecede muhafaza edilmeye başlanır. Buraya kadar anlattıklarım normal yapılan çalışmalardır. İşin en mühim kısmı asıl bundan sonra başlardı. Yani soğuk muhafaza deposunda bu -20 dereceyi her zaman koruyabilmek büyük meseleydi. Bunun için elimizden gelen gayreti harcardık. Efendim, aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Yani bu adam bize bunları niye anlatıyor diye. Biraz sonra anlayacaksınız. Bu anlattıklarımın aslında ne kadar mühim olduğunu. Muhafazalanan balıkların -18 dereceden aşağı düşmesi demek, balıkların hepsinin kısa sürede bozulması anlamına geliyordu. Bir de şunu söyleyeyim ki, muhafaza altında tutulan balıkların değeri bugünkü rakamlarla 10 milyar lira civarındaydı. Çalıştığım şirketin bana olan güveni tam olduğundan, bu kadar büyük miktardaki balığın depolanmasından endişe duymaktaydılar. Ben de bu güvene layık olmak için elimden geleni yapardım. Depoda çalışan makinist ve diğer personele hassas soğutma yapmalarını, düzgün istiflemede bulunmalarını, bu çalışma esnasında sıkıntı çekmemeleri için bir ihtiyaçları olduğunda bana bildirmelerini söylerdim. Sözün kısası, bu işi... Alo, buyurun. Ömer Akpınar. Benim efendim. Ben Mison. Buyurun, bir şey mi oldu? Daha ne olsun? Depoda ne kadar balık varsa hepsi bozulmuş. Ne? Ne olmuş? Senin sorumluluğun altında bulunan depodaki balıkların hepsi sararmış, bozulmuş. Şimdi anladın mı? Fakat Mison Bey, ben bir haftadır izinliyim. Oradaki durum hakkında en ufak bir malumatım yok. Bizi hiç ilgilendirmez. İster izinde ol, ister denizde. Nerede olursan ol, o kadar balıktan sen mesuldün. Şimdi nasıl düzelteceksen bu işi öyle düzelt, o kadar. Fakat... Sabah sabah gelen bu kötü haber dolu telefondan sonra şaşırıp kalmıştım. Ne yapacaktım? Kime, neyi, nasıl izah edecektim? Beni dinlemezlerdi ki. Neyse, bu sektörde öküz altında buzağı ararlardı. Bunları düşünerek başımdan aşağı sanki kaynar sular dökülüyordu. Büyük bir heyecan içinde hemen depoya gittim. Hakikaten depodaki balıklar feci durumdaydı. Balıklar sararmış ve %25 oranında değer kaybetmişlerdi. Belki de zarar daha fazlaydı. Bu benim ilk olarak yaptığım tespitlere dayanan bir tahmindi. Bütün hışmımla işçilere saldırmak istedim. Fakat öfkelenmenin bir fayda vermeyeceğini düşündüm ve vazgeçtim. Zaten oradaki işçi arkadaşlar söyleyecek bir şey bulamıyorlardı. Hepsi suspus durumda bekleşiyorlardı. Balıkların sararmasının deponun düzenli çalışmamasından kaynaklandığını hepimiz biliyorduk. Fakat olan olmuştu bir kere. Ben oradayken telefon çaldı. Mison beni şirket merkezine çağırıyordu. Kalktım gittim. Mison asık bir suratla beni karşıladı. Ağzına geleni söyledi. Ben başım önümde hiç ses çıkarmıyordum. Mison dakikalarca bana ağza alınmayacak laflar söyledikten sonra "Kalk, depoya gidiyoruz." dedi. Çaresizlik içinde beraber şirketten çıktık. Depoya giderken yolda hep düşünüyordum. Ya Rabbi,
Şimdiye kadar öylesine halis niyetle bu adamlar için çalıştım. Hiç nankörlük yapmadım. Hiçbir art niyetim yoktu. Suçsuz olmama rağmen bu gayrimüslim beni yerin dibine soktu. Ya Rabbi, beni bu vicdansızın şerrinden muhafaza eyle. Senden başka sığınacak yerim yok yüce Rabbim. İşte böyle düşündüm ve daha sonra yol boyunca Yunus Aleyhisselam'ın La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin duasını yüzlerce defa okudum. Depoya her yaklaştığımızda karşılaşacağımız feci manzara ve nasıl hesap vereceğim hususlarını düşündükçe tüylerim diken diken oluyordu. Ve depoya vardık, içeri girdik. Fakat içerideki manzarayı gördüğümüzde Mişon da ben de küçük dilimizi yutacaktık. Çünkü o sararmış balıkların yerini bembeyaz berrak balıklar almıştı. Evet, inanması gerçekten çok zor ama manzara aynen böyleydi. Beni parça parça etmeyi zihninden geçiren Mişon'un yüzünü görmenizi isterdim. Hani derler ya, alı al mor mor diye. İşte aynen öyle olmuştu Mişon. Bense içimden binlerce kere şükrettim Allah-u Teala'ya. Beni bir gayrimüslim karşısında çok zor durumda kalmaktan kurtarmıştı. Hakikaten gönülden inanıp kendisinden yardım isteyen bir kulunu zorda bırakmamıştı Yüce Rabbimiz. Cenab-ı Hak cümle Müslümanların sıkıntılarını kaldırsın. Onlara dünya ve ahiret saadeti nasip eylesin. Ya ilahi senden bir dileğim var. Kapından sürüp de dara düşürme, dara düşürme. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu giryana hara düşürme, hara düşürme. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu giryana hara düşürme, hara düşürme. Cemalin nurudur aşıkın canı, aşık feda etmiş ezelde kanı, ezelde kanı. Ey bu can mülkünde ruhun sultanı, aşkından başka bir hara düşürme, hara düşürme. Ey bu can mülkünde ruhun sultanı, aşkından başka bir hara düşürme, hara düşürme. Kadir Mevlam yakma bizi ateşte, dünya malı görünmüyor gözüme, ah bu gözüme. Ya ilahi sen bak benim yüzüme, cehennem ateşi ile dallama, cehennem ateşi ile dallama.
ama ya ilahi sen bak benim yüzüme cehennem ateşi ile dallama cehennem ateşi ile dallama sensin hem de ki ben gibi duran sinemin özünde hatsız oturan hatsız oturan ey gönlümü yakıp kalbimi bilen derdimi dermansız hale düşürme, hale düşürme. Ey gönlümü yakıp kalbimi bilen derdimi dermansız hale düşürme, hale düşürme. Malumundur halim ey yüce Rahman, gizli saklım ne var hep sana ayan, hep sana ayan. Ey rahmeti sonsuz lütfu bir payan, gönlümü yüzde bir dara düşürme, dara düşürme. Ey rahmeti sonsuz lütfu bir payan, gönlümü yüzde bir dara düşürme, dara düşürme. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, başımıza geçen kötü amirler bizim amellerimizden kaynaklı mıdır diye soruyor. Evet, hadis-i şerif var o konuda. Amelleriniz amirlerinizdir buyuruyor. Siz nasılsanız öyle idare edersiniz. Kitaplarda var mı? Dolayısıyla iyi kimseler kötü kimseler tarafından idare edilmez. Kötü kimseler de iyi kimseler tarafından idare edilmez. Herkes de aykırı bulur yani. Seneler önce, daha o zaman TGT yok, Türkiye Gazetesi'ndeyiz, Cağaloğlu'nda. İşte o gazetecilerden bir tanesi gitmiş Kars'ta mı Ağrı'da mı, İşte orada yaşlı bir amcayla röportaj yapıyor. Amca diyor, laiklik ne demek diyor. Oğlum diyor, laiklik diyor, iyi bir şey diyor. Herkes layıkını bulur diyor. Hiç unutmadım onu. Herkes layıkını bulur diyor. Layık olan camiye gider diyor. Layık olan meyhaneye gider diyor adamcağız. Doğru. Herkes layığını bulur. Herkes layığını bulur. Bu herkes layığını bulur sözü Anadolu'da bütün insanımızın konuştuğu, kalbine yer ettiği bir sözdür. Herkes layık olduğu şekilde. Hatta buyuruyor ki Ehl-i Sünnet alimleri hep tabanla uğraşmışlardı. Tabanla değil. Yani devlet adamlarıyla görüşmemişler. Devlet işlerine karışmamışlar. Hatta en kötü idare olsa bile bunlara karşı gelmenin, isyan etmenin caiz olmadığını bildirmişler kitaplarında açıkça yazılı. Onun için Ehl-i Sünnet dikkatindeki Müslüman içinde yaşadığı ülkenin kanunlarına uyar, suç işlemez. Dinin emirlerine uyar, günah işlemez. Kitaplarda var.
Tam İmran Sertebili kitabında da, diğer kitaplarda Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hep nakletmiş ve yazmışlar. Dolayısıyla kitaplarda açık ve net bir şekilde, mesela Eshab-ı Kiram başında Peygamber Efendimiz vardı aleyhissalatü vesselam. Niye? Eshab-ı Kiram ona layıktı. Sonra Peygamber Efendimiz vefatından sonra o zamanki insanlara önce Hazreti Ebubekir, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman, sonra Hazreti Ali fitneler zuhur etti. İki damadın zamanında, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin zamanında. Hatta Hazreti Ali'ye sormuşlar. Sizin halefleriniz olan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer zamanında fitne çıkmadı radıyallahu anhuma. Ama sizin iki damadın, yani Osman-ı Zinnureyn ve sizin zamanınızda fitneler çıktı. Bunun sebebi nedir diye sual edince Hazreti Ali radıyallahu teala, onların yardımcıları bizdik. Bizim yardımcımız da sizsiniz buyuruyor. Yani o amcanın dediği gibi herkes layıkını buluyor yani. Evet. Herkes layıkını buluyor. Her konuda bu böyle yani. Her konuda böyle. Şeyde seneler önceydi. Emel abiler Türkiye'deki işte tıraşı yüksek bir gazetenin patronuyla falan bir görüşmeler olmuştu. Oradan geldikten sonra o zaman daha tekereti yok. Cağaloğlu'nda. Öğle namazı vaktiydi. Mescide teşrif ettiler. Namaz kılındıktan sonra. Niye sizin başınızda Emel abi var? Niye mesela o şirketin başında Enver abi yok veya Enver abi gibisi yok? Çünkü siz namazınızı kılıyorsunuz. Allah-u Teala'nın rızasını talep ediyorsunuz. Allah-u Teala'nın dinine yaymayı, Allah-u Teala'nın dinine hizmeti şiar edinmişsiniz. Onun için Allah-u Teala sizin başınıza Allah-u Teala'ya iman eden, Allah-u Teala'yı tanıyan, onun emirlerini yap, yasaklarından sakınan ve bunları tavsiye eden birisini gönderiyor. Onların öyle bir derdi yok diyor. Hakikaten yok ya. Onların öyle bir derdi yok. Dolayısıyla amelleriniz amirlerinizdir. Hadis-i şerif. Bir başka dinleyicimiz diyor ki belki tam izah edememiş dinleyicimiz ama diyor ki Enver abi diyor işte hocam bahsetmişti. Her insana kabiliyet verilmiştir. Buna uygun iş yapar. Bir kabiliyet verilmiştir. Hadis-i şerif o. Buna uygun iş yapar. İmam Rabbani Hazretleri de insana verilen kabiliyetlerin çok önemi yoktur gibi bir şey söylüyor diyor. Yok, yanlış anlamış. Öyle bir şey söz konusu değil. Yahut da anlatırken mesela dinleyicimiz yanlış anlamış olabilir. Mesela bir kimse çok zekidir. El maharetli çok fazladır. Yani eli mahirdir. İşe yatkındır. Veya ticarette başarılı bir zekaya sahiptir falan. Bir büyüğü görmeden, İslamiyet'i öğrenmeden bu kabiliyetin ona bir faydası olmaz ahirette. Onu anlatmak istiyor. Onu anlatmak istiyor. Veya şöyle de bir şey olabilir mi dinleyicimizin sorusundan çıkarıyorum. Yani insana verilen bir kabiliyet var. O kabiliyete uygun işler yapıyor tamam. Ama o insan dönüp de görüyor musunuz işte bendeki bu kabiliyeti hepiniz buna saygı gösterin filan. Bu benim sayemde oldu deme hakkı yok. Onu Allah-u Teala ona verdi. Evet aynen öyle. Şimdi siz onları sorarken hatırlama başka bir misal geldi daha çıplak ve çarpıcı bir misal. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri. Kabiliyetli bir zat yaratılmış. Çünkü benden sonra peygamber gelseydi Ömer ibn Hattab peygamber olurdu buyuruyor. Ben Ömer abiden de dinlemiştim. Hatta Ömer abi sormuştu. Hazreti Ömer radıyallahu anh öfkeli bir zattı. Müslüman olunca öfkesi ne oldu onun diye. Öfkesi ne oldu? Hakikaten ne oldu? Medine-i Münevvere'de sinirleri aldıran bir hastane mi var diyor. O değil. O öfke İslamiyet hamurunda yoğurularak gayrete döndü. Oradan adalet zuhur etti. Hatta kitaplarda var. Küfürde ileri olanlar Müslüman olunca da ileri olurlar. Niye? Kabiliyeti der. Mesela Ebu Cehil Müslüman olsaydı Ashab-ı Kiram'ın ileri gelenlerinden olurdu. Kabiliyeti yüksekti. Hizmet de yüksek olacaktı. Halid bin Velid radıyallahu teala hazretleri Mekke'nin fethinden önce Müslüman oldu. Ama Uhud Harbi'nde 70'ten fazla Müslümanın şehit olmasına o sebep oldu. Ama askeri bir dehaydı. İslamiyet'i kabul ettikten sonra da Seyfullah İltifatına mazhar oldu. Yani Allah-u Teala'nın kafirlerinden sıyırdığı kılınç iltifatına. Hatta Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu anh Mekke'nin fethinde İslamiyet'te şereflendi. Birden komutan olarak tayin edildi. Niye? Kabiliyetiydi çünkü. Kabiliyetiydi o konuda aynı şey. Amr ibn As radıyallahu anh hazretleri hakeza. Bunların hepsine onlar verildi. Ve önde bunların isimlerini duyuyoruz, okuyoruz kitaplarda. Dolayısıyla insanda kabiliyet olabilir ama o kabiliyet nerede kullanılıyor? Önemli olan o. İmam Rabbani Kutlu Sözleri o kabiliyeti nerede kullandığına bakıyor. Bu bir, ikincisi sizin de ifade ettiğiniz gibi yani o açıdan da madalyonun o yüzünden de bakınca
ben var ya ben işte böyle çok zekiyim, hafızam çok kuvvetli, ben olmasam hiçbir şey olmaz falan. Bir kere bu kabiliyetler verilen kimse bilecek ki bunu bana Rabbim verdi. Rabbimin razı olduğu, beğendiği yerlerde kullanacağım demeli. İnsanlara hava atmak için değil. Bir anda o kabiliyeti sıfırlayabilir. Mesela Enver abinin de misal olarak verdiği bir arkadaşın mesela sesi çok güzel, Kur'an-ı Kerim okuyor. Hemen abi o Kur'an-ı Kerim okuyan arkadaşı işaretle Allah-u Teala buna da ses vermiş. Şarkıcılardan çoğuna da ses vermiş. Değil mi? O da ses, bu da ses. İkisi de aynı kabiliyet değil mi? Biri nerede kullanıyor, biri nerede kullanıyor. Veren Allah-u Teala ama kullanış yeri farklı. Dolayısıyla insan Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu o kabiliyeti ne için kullanacak? Nefsi için mi? Allah için mi? Bütün mesele o. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem din veya dünya işlerinde parmakla gösterilmek bir kimseye zarar olarak yetişir. Bu zarardan ancak Allah-u Teala'nın koruduğu kurtulabilir buyuruyor. Hı hı. Evet. Sorusu şöyle. Mesela bir insan elinden geldiğince işini iyi yapmaya çalışıyor ve bu dikkat çekip bak bu adam işte bu işi iyi yapıyor deniyor. Veya elinden geldiğince dinin emrine uymak için çok az konuşuyor, az gülüyor, az yiyor. Bu durumda toplumda dikkat çekip fark edilip parmakla gösterilir hale geliyor. Parmakla gösterilmeyeceğiz diye biz bunları yapmayalım o halde. Onu da yanlış anlamış dinleyicimiz. Oradaki parmakla gösterilmekten murat o şahısla ilgilidir. Başkalarının parmakla, elle, kolla göstermesinin önemi yok. Orada işaret edilen kibirdir. Adam derse ki gördün mü benim gibi aynı şekilde Arapça bilen, benim gibi Farsça bilen, benim gibi aynı şekilde Dinbiksi bilen var mı ya falan filan. Herkes de tabii o falan filan. Adam kibirli. Yani o tehlikeli. Dünya işlerinde de deminki vermiş olduğumuz misalde olduğu gibi. İşte ben bir resim yaparım. Böyle bakarken aynı şekilde dilini ısırırsın da haberin bile olmaz. Kendinden geçersin. Canlıyla aynı şekilde fotoğraf makinesini çektiğiyle ayırt bile edemezsin gibi falan. Ama adam yapar. İnsanlar takdir de eder, tekdir de eder. Ondan sen sakınamazsın ki. Ondan korunamazsın da. Bütün mesele o ilmin, o bilginin, o kabiliyetin şahıs bazında. O şahısta neler yapıyor? Kibirleniyor mu? Yani parmakla gösterilmesi ona yeter. Ha, sen birazcık bir şeyler ooo Mustafa Bey şöyle Mustafa Bey ha ben neymişim falan diye ona kapılır da aynı şekilde kibre gidersen tehlikeli olan o. Yoksa annemler rahmet derlerdi bazıları için. Ha, bu çabucak tahtalı kaneye biner. Yani bugünkü tabirle iki gaz verdim mi adam tamam yani. Gaza geliyor. Gaza geliyor yani. Öyle değil o. Öyle değil sen yaparsın sen edersin falan filan. Hadi aslanım saldır falan. Öyle değil o. Yani aklı başında bir Müslüman kendisine verilen kabiliyetler, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmedeki titizliği, takvası, o zaman evliya-i kiram herkes tarafından söyleniyor, bildiriliyor. Allah-u Teala rahmet eylesin. Enver abiler de ahirete intikal etti. Hocamız Hüseyin Hilmi Efendi de ahirete intikal etti. Enver abiler bir gün hocamıza dedi, arz ettim dedi. Efendim sizin hazırladığınız kitaplarda da var. Naklediyorsunuz. Şöhret afettir diye yazıyorsunuz. Ve işte şöhretin felaket olduğu hadis-i şeriflerden naklediyorsunuz. İnsanı felakete sürükleyeceği. Evet, felakete sürükleyeceğini onları yazıyorsunuz. Hadis-i şerif de var. Yani birisini böyle övdüğün zaman boğazından bıçakla kesmiş gibi övüyorsun ya işte meşhur olması itibariyle. Ama dedim buyurdular Enver abiler hocamız arz ederken Abdülkadir Geylani Hazretleri meşhur olmuş. İmam Rabbani Hazretleri'ni meşhur olmuş. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin ismini her tarafa duyurdunuz. Meşhur oldu. Meşhur oldu. Yani sizin de isminiz her tarafa gitti. Meşhur oldunuz. Meşhur oldunuz. Şöhret felaketse bu büyükler, Eshab-ı Kiram'ın ileri gelenler mesela isimler duymadık. Kafir de biliyor, Müslüman da biliyor. Hazreti Ebu Sıddık, Hazreti Ömer Faruk, Hazreti Osman-ı Zeynureyn. Benim felaketse yani bu hadis-i şeriften ne anlayacağız? Onun üzerine mübarek buyurmuş ya, kardeşim buyurmuş. Meşhur olmayı istemek felakettir. Allah-u Teala'nın meşhur ettikleri koruma altındadır. Allah-u Teala onları korur buyurmuşlar.
Ha, o zaman açık net bir şekilde meşhur olmayı, şöhret sahibi olmayı istemek felaket. O zaman yani bu bilgiyi elde edince o zaman şablonu koyuyorsun. Hakikaten sırıtıyor o zaman. Şöhrete, şöhret sahibi olabilmek için namusunu veriyor, ırzını veriyor, ondan sonra malını, mülkünü veriyor, her şeyini veriyor. İmanını veriyor her şeyden önce. Ömrün sonlarına doğru da çirkinleşiyor, köprü alttan dönüp gidiyor. Şöhret olmayı, meşhur olmayı istemek felakettir. Yani bunları Ehl-i Sünnet alimleri kılı kırk yararak anlatmışlar, yazmışlar. Dolayısıyla hadis-i şeriflere bakarak, efendim o zaman diyor hani parmakla gösterilme, bir iş yapmayacak mı? O öyle değil ya o. O şahsa aittir o. Yani hani Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, Abdülkadir Geylani Hazretleri bir meşhur olayım demedi ki. Mevlana Bağdat Hazretleri, Mevlana Celal Ertuğrul Hazretleri, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Azim Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yunus Emre Hazretleri. Ben meşhur olayım diye aynı şekilde o şiirleri söylemedi Yunus Emre Hazretleri. Mevlana Celal Ertuğrul Hazretleri Mesnevi ben meşhur olayım diye yazmadı. Ve bu büyükler sohbetlerinde biz meşhur olalım diye anlatmadılar bunu. Ve bu büyüklerden kendi inisiyatiflerin dışında meydana gelen o kerametlerle biz meşhur olalım, herkes bilibilsin yapmadı. Bunları hepsini açığa çıkaran Allah-u Teala oldu. Mesela Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh kendileri de yazmışlar. Ebu Davud Tahi Hazretlerine yanlış hatırımda kalmış olabilir. İşte 30 sene işte oruç tuttu ama annesi bile bilemedi. Biz biliyoruz, anlatıyoruz. Bu nasıl oldu? Ha, o da izah edilmiş. O kendisini gizledi. Annesi fark edemedi. Ama Allah-u Teala bunların halini açığa çıkardı. Onlar açığa çıksın diye değil. Yani gelip de Osman'ın iki gün oruç tutsa Mustafa Tokoz'un başına, sen hiç oruç tutuyor musun Ramazan ayından başka? Allah kabul etsin, ben iki gündür tutuyorum. Üç de tamamlayacağım falan. Ha, iyi ettin yani. 30 sene oruç tutuyor, gık demiyor yani. Ama Allah-u Teala açığa çıkarıyor. Niye açığa çıkarıyor? Onun sebebini izah ediyor. Buyuruyorlar ki Allah-u Teala bunların halini açığa çıkarıyor ki bizim gibi nefsleri iman etmemiş olanlar bir iki gün böyle bir ibadet yapınca ben oldum herhalde falan filan demeyesin. 30 sene tutmuş ya. Gıkı çıkmamış. Sen 3 gün tutunca aynı şekilde tavuğun yumurta yumurtladığı gibi 7 mahalleye sesini duyuruyorsun. Öyle değil o. Dolayısıyla onların meşhur olması Allah-u Teala dilediği içindir. Öbürsünün meşhur olmayı istemesi nefsi içindir. İkisinin arasında daha kadar fark var. Parmakla gösterilmeyi istemek ve bir de aynı şekilde Allah-u Teala herkes tarafından aynı şekilde ona yönelip daha Allah Allah ne mübarek zat açığa çıkarması var. O Allah-u Teala açığa, Allah-u Teala koruyor onları. Namazı kılan bir insanla, beş vakit namazını düzgün kılan bir insan, insanlar beni parmakla göstersin diye kılmaz herhalde. Kılmaz. Allah razı olsun kılar. Yani bu iş gösteren olursa o zaman ona bir zarar olmaz. Zarar olmaz tabii ki, olmaz. Bir başka dinleyicimiz intiharın hiçbir şekilde affı yok mu diye sormuş. Yok. Affı yok mu derken cezasını çeker. Çünkü Saadet Ebedi kitabında da İbn Abi'nden alınarak intihar eden cenaze namazı kılınır buyuruyor. Müslümanın cenaze namazı kılınır, kafirin değil. Dolayısıyla cenaze namazı kılındığına göre o yaptığının bedelini öder, ondan sonra cennete girer. İmanını kurtardıysa son nefeste. Bu bir, ikincisi. Bir de mesela kitaplarda şu bilgi var. Aklı örtülür, aklı örtülüyken yapar bunu. O zaman da mesul olmaz. Ne yaptığını bilmez. Bunalmıştır, borç batağına girmiştir, çare bilemiyor falan. Önünde bir tabanca var, daldı da sıkıvermiştir kendini. Ne yaptığını bilmeden yapmıştır onu. Örtülüdür aklı, bu da mesul olmaz buyuruyor. Ona mesul olmaz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve Toplum.